Herkese merhabalar. Cümlenin öneriyle LGS kampımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hocam en çok beklediğim konuydu gerçekten. Evet, gerçekten. Ya Tonguç ne yapıyorsun? Şimdi biz buraya bir tren çizdik. Trene bakıyorum hocam. Evet, trene bakman güzel bir şey gerçekten. Peki biz buraya neden tren çizdik? Çünkü cümle öğelerini de, fiilimsiyi de, cümle türlerini de bu tren yöntemini halledebiliyorduk. Biliyorsun en başta yüklem dediğimiz bir şey vardı ve fiilimsi konusuna ona bakmayı çok seviyorum ben dur, hocam. Dur evladım dur şimdi bak. Yüklemi kapatıyorduk. Sonra geriye kalanlardan mameki alanlar fiilimsi olabiliyor diyorduk. Bu taktiğimizi hatırlıyoruz. Şimdi bu sefer ne yapacağız? Yüklemi bulacağız ve ardından da özneyi, nesneyi, dolaylı işte yer tamlayıcısını, zarf tamlayıcısını bulacağız ve konuyu mükemmel bir şekilde halletmiş olacağız. Dolayısıyla bu tren örneğini asla unutma ve trene nasıl dikkatli bir şekilde bakıyorsan birazdan da cümlenin örneğine dikkatli bir şekilde bak. Göreceğimiz konular temel öğelerimiz var, yardımcı öğelerimiz var ve vurguyla ara sözü öğreneceğiz. Bunları hiç fazla oyalanmadan hemen konuya geçmek istiyorum. Şimdi bak. Şu lokomotif olmazsa tren gider mi Tonguç? Gitmez hocam. Bakalım git hadi gidemiyor. Çocuklar parka. Peki şu vagon olmuyor. Çocuklar parka diye bir cümle olmaz. Yarın erken. Ne diyorsun deli misin sen? Ülkemiz çok. Ne diyorsun? Bir cümleni bitir. Bir lokomotifini getir. Yani lokomotif olmadan tren gitmiyorsa yüklem olmadan da cümle oluşmaz. O zaman gel bu cümleleri tamamlayalım. Çocuklar parka söyle bakalım Tonguç. Gittiler. Çocuklar parka gittiler dediğimizde cümle oluştu. O zaman burada turuncuyla yazdığım şey bu cümleyi cümle etti. Adam adam etti. Yani o zaman bu ne oldu? Yüklem bu kadar basit. Yarın erken salla bakalım şey. Yarın erken yol almak lazımdır. Ne diyorsun? Bir doğru düzgün tek bir kelime söyle bana. Yarın erken başlayalım. Ya yarın erken başlayalım. Tebrik ediyorum seni. Yarın erken başlayalım. Şimdi ne oldu? Bu yüklemdi, bu da yüklem oldu. Bir şey dikkatini çektim Tonguç. Şu başlayalım falan kapatayım. Bana bir peçete ver bakayım. Teşekkür ederim. Şimdi peçeteyi aldık. Bunları kapattım. Bak şimdi. Gittiler diye cümle olur. Onlar gittiler der. Peçeteye bir istek şarkısı yazabilir miyiz? Yaz isteğini alırım biraz. Yaz buraya. Ağızlardan mı istersin, kimden istersin bilmiyorum ama. Mesela yarın erken başlayalım demiştik ya. Yarın erkeni kapatalım. Bak yarın erkeni kapatalım. Başlayalım diye bir cümle olur. Demek ki yüklem cümlenin en önemli öğesi. Hocam istek şarkı mı söyle? Ne diyorsun Tonguç baby? Türkçe dersiniz cümle öden işiyor. Sen baby yazıyorsun. Bak şimdi. Yüklem tek başına cümleyi götürebiliyor. Lokomotif tek başına gidebiliyor. Ama... Yüklem olmazsa yalan oluyor. Hadi git, hadi gidemiyorsun. Çocuklar parka olmuyor. O zaman yüklem bulmasını çok iyi bilmemiz lazım. Ülkemiz çok... Çok akıllı. Ülkemiz çok akıllı diye bir cümle var. Ülkemiz çok güzeldir dediğimizde burada da güzeldir sözcüğünün yüklem olduğunu bileceğiz. O zaman artık yüklem biliyoruz. Olmazsa olmaz bir şey. Bazen seni kandırabilir. Bak şöyle bir şey de yapabilir. Der ki, geldi erkenden eve koşarak der. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'un? Koşarak tabii ki hocam. Hayır. Bak şimdi. Ben geldiği kapatayım. Erkenden eve koşarak. Böyle bir cümle olmaz ki. Olmadı. Erkenden eve koşarak. Deli misin sen? Manyak koşarak mısın? Koşarak kapatın hocam. Geldi erkenden eve. Hah bak cümle oluyor. Oluyor erkenden hocam. Eve geldi diyebiliriz. Çünkü bu cümlenin olmazsa olmazı lokomotifi. Koşarak koşmayarak fiilimsidir. Aferin onu öğrenmiştik zaten. Burada sen önce yüklemi buldun. Unutma fiilimsi konusunda nasıl bulduğumuzu. Sonra diğer kelimelere bakmıştık. Burada da aynı şekilde devrik cümlelere, uzun ifadelere dikkat edeceksin. Sonrasında diğer sorular geliyor. Ondan sonra çok kolay. Yüklemi buldun ya tüm soruları yükleme soruyorsun. Yani mikrofon uzatılan böyle başbakanlara falan böyle mikrofon uzatılan. Efendim şu soruyu cevaplar mı? Şu soru. İşte yüklem de böyle bir şey. Özne diyor ki kim ne diyor? Yer tamlayıcısı nereye, nereden, nereden, kime, kimde, kimden diyor. Zarf tamlayıcısı ne zaman, ne kadar, nereye, niçin, nasıl diyor. Belirtisi nesne ne sorusuyla bulunuyor. Belirtili nesne de bak belirtili, li, 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 li. Kimi, 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 neyi, 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 neyi. Belirtili, li, 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 li. Kimi, 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 neyi. Ne diyorsun Tonguç? Bak, ne diyeyim hocam bak, ya. Ben niye böyle saçma... İyice beynimiz yandı hocam dersen. Bak sen istek parçası istedin ben bunu söyledim sana. Niye böyle saçma sapan bir şarkıyı bu kadar kötü sesinden söyledin bir bakalım. Baby if you give it to me. Dur Türkçe dersi Tonguç. Neden böyle sıkıcı bir şarkıyı söyledim? Çünkü öğrencilerin ben defalarca şunu söylediğini duydum. Hocam ya kimi neyi sorusu diğer tamlayıcısı mıydı? Belirtisi nesi miydi? Ya gerek yok bak. Belirtili li 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 kimi kimi neyi diye böyle saçma sapan bir şarkıyla artık biliyorsun. Sonu i ile bitenler belirtili nesiye bulduruyor. Zar tamlayıcının sonunda li 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 öyle bir şey yok. Yer tamlayıcının sonunda li 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 öyle bir şey yok. O zaman bu i'li sorular kimi neyi belirtili nesi? Bunlar ED'denli sorular. Şunlar da yani geriye kalanlar da zar tamlayıcı sorular. Şimdi bakalım. Burada şu bilmemiz gerekenlerin bir üzerinden geçelim. Yüklem en önemli öğedir. Lokomotif en önemli parçasıdır. Lokomotif. Önce yüklemi buluyorsun. Lokomotif. Güzel. Loko. Ne diyorsun hocam? Böyle bir şarkı vardı hocam. Var ama yani baby if you give it to me diyorsun, loko diyorsun. Türkçe dersindeyiz. Kendine gel evladım. Çocuklar parka gitti dediğimizde bu yüklemdir. Devrik de olsa yüklemi bulacaksın. Yüklemi bulurken tamlamaları, deyimleri, söz gruplarını ve bileşik fiilleri asla bölmüyorsun. Mesela bu cümlenin yüklemi nedir? Bu cümlenin yüklemi bahçeyi sularken babama yardım ettimdir hocam. Ettim dediğin an
hata etti. Niyettin, muittin. Ne diyorsun Tonguç? Burada yüklem sadece ettin değildir. Niye biliyor musun? Yardım etmek. Bileşik fiil var. Dolayısıyla sen burada yüklemi bölemezsin. Veya bak şöyle bir örnek vereyim sana. Diyelim ki. Hocam gerçekten Türkçe çok detaylı ve çok olağanüstü bir. Hiç korkmana gerek yok şimdi. Macera gibi hocam. Film gibi beni bak, çok. Öğrencidir dedin. Şimdi bunun yüklem olduğu belli gibi. Dir diyor. Ve buraya da yazdık mesela. Tonguç öğrencidir diyor. Şimdi buna yüklem dedin, buna öz dedin. Ama eğer yüklem isimse böyle yani. Ek fiil almış bir isimse dikkat olacaksın. Şöyle bir şey olabilir. Tonguç akıllı, dikkatli, uslu, başarılı olmayan bir öğrencidir diyor. Teşekkür ederim hocam. Başarılı bir öğrencidir dedi ya. Şimdi sen burada buna öğrencilere yüklemledikten sonra, buna özledikten sonra bunları ne yapacaksın? Bunları nereye koyacaksın? Bunlar belirtili. Hayır öyle bir şey yok. Kimin iyi öğrencileri sorusuna cevap veriyorum, vermiyor. İşte burası tamlama olduğu için burayı bir bütün olarak alıyorsun. Hop çikilop bunu kapatıyorsun. Ardından buna özlediyorsun, buna yüklemliyorsun. Bak hocam gerçekten master bilgiler öğretiyorsunuz bana şu anda. Master değil, sınavlarda böyle çıkıyor Tonguç'um. Bak şimdi burada neden bölmedik biliyor musun? Çünkü kardeşleri, sevgileri, dostları ayırmamamız lazım. Bu tamlama, bunları bölemezsin, birbirine ayıramazsın. Bir öğrenci, başarılı öğrenci, uslu öğrenci, dikkatli öğrenci, akıllı. Bunların hepsi bunun sıfatı. Sevenleri ayırmayın. Sevenler ayrılmayın. Dolayısıyla burada sıfat tanımlaması var. Dolayısıyla burası bir yüklem ve bölünmüyor. İşte burada da yardım etti mi, o yüzden bölmedik. Ve cümleyi ayırırken şu sıraya göre bulmalısın. Önce yüklem, sonra özne, sonra nesne, sonra zarf tanımlayısı, yer tanımlayısı falan. Yani yöntemini bulmalısın. Bunu neden söylüyoruz biliyor musun Tonguç'um? Eğer yöntemini bulmazsan ne olur? Bak şimdi. Dikkatli dinle beni şimdi. Ali'nin saati çalındı. Şimdi bu cümlede sen eğer dedin ki çalın diye yüklem dedin. Tamam. Çalın yüklem. Oh buldum. Aa belirtili li saati neyi çalındı? Saati dedin. Bak neyi çalındı? Saati dedin. Burada hata yaptın. Niye? Hata şu. Yüklemi bulduktan sonra özneye geçmedin. Gittin neyi sorusuyla nesneyi buldun. Hatasız kul olmaz. Ne yapıyorsun Tonguç'um? Hatamla sev beni. Sesin güzel. Tebrik ediyorum. Ama bak şimdi dikkat dinle. Zaten bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Şimdi öğrenirsen artık hata yapmana gerek kalmayacak. Çalındı yüklemini bulduktan sonra, yüklemden sonra özne, sonra nesne, sonra tamlacılar demiş. Yani yöntemimiz yöntü. Çalındı yüklem. Kim çalındı? Ali'nin saati. Veya ne çalındı? Ali'nin saati. Burası bir tamlama olduğu için burayı bölmeyeceksin. Burada neyi sormana gerek kalmadı bile. Burası da özne olmuş oldu. Dolayısıyla çalındı yüklem, ne çalındı? Ali'nin saati deyip bitireceksin. Neyi çalındı? Saati, kimin saati? Ali'nin falan dersen patlar gidersin. Dolayısıyla asla kimin neyin sorularını sormayacağız. Bu sorular yok. Böyle bir soru yok. Ve aynı zamanda önce yüklemi, sonra özneyi, sonra nesneyi ve tamlayıcıları bulacağız. Şimdi cümleyi öğlen ayırırken tamlamaları, deyimleri bölme. Bakalım şimdi. Doğu mutfağının vazgeçilmez malzemesi acı biberdir. Acı biber bir tamlama bölünmedi. Doğu mutfağının vazgeçilmez malzemesi yine bir tamlama, yine bölünmedi. Bir de fiilimsilerin kendinden önce kelimeleri yutup yan cümle oluşturduğunu unutma. Bak şimdi. Aslı, şuraya başka bir cümle yazalım mesela. Aslı yarın kardeşini denize götürecek diyelim. Şimdi bu cümleyi öğlen ayıralım beraber. Götürecek yüklem. Tebrikler. Kim götürecek? Aslı götürecek. Tamam, sıkıntı yok. Ne zaman götürecek? Yarın. Kimi götürecek? Kardeşini. Nereye götürecek? Denize. Yüklemimiz belli. Öznemiz belli. Zar tamlayıcımız, belirtili nesnemiz, kardeşi ni falan, tamam. Yer tamlayıcımız belli. Fakat sana sınavda böyle bir örnek vermez. Ne okul yazılısında ne de LGS'de. Sana içerisinde fiilimsi olan bir cümle verir. Bu cümlede fiilimsi var mı Tonguç'um? Kardemeşini yok hocam bu. Harikasın. Fiilimsleri biliyorsun. Yüklemi kapattıktan sonra bakıyordun. Fiilimsi yoksa yok. Mamiye kalan yarın yoksa. Yarmayın. Aa varmış bak gözümüze. Saçmalama, yarın yarmayın diye bir şey olur mu? Atıyorsun, öyle bir şey yok. Dolayısıyla burada fiilimsi miilimsi yok. O zaman rahatız. Hop çikilop böyle bir. Tamlama da. Asmalı. Dur bir dakika. Asmalı mescit. Ne diyorsun Tonguç? Burada hiçbir şekilde bir fiilimsi, bir tamlama yok. O zaman bunları böyle ayarlayalım. Ama şuraya bakalım. Duydum yüklem. Kim duydu? Ben duydum. Gizli özne. Ben neyi duydum? Aslı'nın yarın kardeşini denize götüreceğini. Bak. Biri tili li 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 li. Kimi neyi? Bak neyi duydum? Aslı'nın kardeşinin yarın denize götüreceğini duydum. Peki burayı neden bütünüyle aldın? Tamlamadır hocam çünkü. Tamlama değil. Burada fiilimsi var. Fiil patladın. Fiilimsi arkasındakileri adeta bir süpürge gibi götüreceğini, götürmeyeceğini.
diye içine çekti bak. Niye şimdi... Nasıl bir ses çıkardınız? Ben gerçekten de hayran oldum yani. Hayran kalmak, kalmamak elde değil. Gerçekten ben kendime hayran kaldım. Gerçekten ben elektrik süpürgesi gibi çıkardım sesi. Ve kendimi bir süpürge gibi hissediyorum şu anda Roventa. Şimdi bak bu fişe taktık bu süpürgeyi. Bu da hepsini içine denize kardeşin fıt 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 hepsini içine çekti. Niye? Çünkü duydum neyi duydum? Belirtili nesneyi duydum diyeceksin. Bunu bölemeyeceksin. Peki niye bölemiyoruz? Bak şimdi neden bölemediğimize gösteriyorum. Aslı götürecek diyebiliyordum burada. Ama burada Aslı'nın duydum diyebiliyor musun? Aslı'nın duydum diyemeyiz. Yarın duydum. Yarın duydum. Yarın duyacağım diyebilirsin mesela. Bunların hepsi anlam. Denize duydum. Manyak mısın sen? Ama götüreceğini duydum diyebiliyorsun. Dolayısıyla bunların hepsi bunun adeta bir alt kümesi. Buraya dikkat edersen sıkıntı yaşamaz. Bir de Tonguç'um belirtili nesne mutlaka belirtme haliyle ekini alıyor. Dolayısıyla iyi gördüğün zaman kimi ve neyi sorularını sorabileceğini ver, bil ve bunlar da asla özne olamıyor. Yer tamlayıcısı da mutlaka ED'den ekini alıyor. Dolayısıyla ismin halekleri neydi? İ hali, E hali, D hali, den hali. Demek ki özne bunların hiçbirini alamıyor. Çünkü İ'yi belirtili nesne alıyor, ED'den de yer tamlayıcısı alıyor. Bir de sözlü özne diye bir şey var. Onu da birazdan göstereceğiz. Şimdi gel bakalım. Sınavda sorusu nasıl gelecek? Yukarıdaki cümlenin öğeleri hangi seçenekte verilmiştir diyecek. Sana bir cümle verecek ve sonra seçeneklere sunacak. Sen ne yapıyorsun demek ki? İlk başta yüklemi buluyorsun. Yüklem uzun olabilir, kısa olabilir dikkat ediyorsun. Başta olabilir, sonda olabilir dikkat ediyorsun. Sonra kim ve ne sorularıyla özneyi buluyorsun. Sonra kimin neyi sorularıyla belirtilmesi, ne sorusuyla belirtilmesi. Sonra da tamlayıcılara geçiyorsun. Şimdi bakalım bir tane sorumuz var. Şimdi sorumuza geçmeden önce şu sayfayı bir kez daha önümüze getirelim. Burası önemli bir sayfaydı. Çünkü buradaki soruları geçtik. Şu sayfayı da zihninden çıkarmayacaksın. Yükleme soruluyor sorular. Önce yüklem bunlar ve bunlar geliyor. Şimdi bakalım. Bu cümlenin önerilişi hangisi verilmiştir? Yazar doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları canlı bir atmosfer için anlatmış. Şimdi öncelikle yüklemi buluyoruz. Anlatmış yüklem. Kim anlatmış? Yazar anlatmış. Neyi anlatmış? Doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları anlatmış. Nasıl anlatmış? Canlı bir atmosfer için anlatmış. Peki biz neden bunları bu şekilde böldük? Neden buralardan bölmedik? Çünkü burada doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları anlatmış diyebiliyoruz. Ve yaşananları fiilimsisi arkasındakileri almış. Yazar anlatmış da diyebiliyoruz. Nasıl anlatmış? Canlı bir atmosfer içinde anlatmış da diyebiliyoruz. Bak canlı bir atmosfer içinde burası bir tamlama olduğu için bölünmedi. O zaman buraya özne dedik. Buraya belirtili nesne dedik. Buraya zar tamlama istedik. Buraya da yüklem dedik. Özne. Özne, nesne, zar tamlısı yüklem. Burada Bursa. Peki ben niye durakladım? Acaba doğu büyüdüğü coğrafyada nerede yer tamlısı der miyim diye düşündüm ama buradaki filmsinin hepsinin içine aldığını... Siz onu... bile duraklıyorsunuz. Ben nasıl duraklamayayım? Yani... O kaç yaşındayken yani küçücük bir sabiyim yani. Niye böyle yapıyorlar bana hocam? Şimdi o zaman gel bakalım şunların taktiklerine başlayalım. Ergenlikle şimdi... mücadele ediyorum. Bir de bu sorularla mücadele ediyorum biz hocam. Biz önce yüklemi buluyoruz. En önemli yüklem. Yüklem olmazsa lokomotif yok, tren gibi. Başladı yüklem. Tonguç futbol okuluna başladı yüklem. Ne kadar basit bir soruymuş. Aynen. Gerçekten. Gerçek. Özneyi ise ne yapıyoruz? Şurada dikkat edelim tabii başladı yüklem dedik ama. Yüklem isimse dikkat et tamlama olabilir. Dikkat et tamlama olabilir. Buna dikkat et. Bunu zaten az önce şu örnekte vermiştik. Hani Tonguç tam bir dangozdur. Örneğinde tam bir dangozdur özne oluyor. Şey yüklem oluyor. Yüklemden sonra kim ve ne sorularıyla da özneyi buluyoruz. Evliya Çelebi 1611'de İstanbul'da doğmuş. Kim doğmuş? Bu kadar basit. Evliya Çelebi doğmuş. Bazen kim sorusuna cevap verir, bazen de ne sorusuna cevap verir. Bak şurası da önemli. Hırsızlar yakalandı. Yakalandı yüklem. Kim yakalandı? Hırsızlar. Hırsızlar da özne oluyor. Fakat burada şuna dikkat et. Fiil çatısı konusuna gelince de göreceğiz. Bunlar gerçek özne değil. Hırsızlar birileri tarafından yakalandığı için burası sözlü özne olacak. Gelelim nesneye. Nesnenin en önemlisi ve en sevileni belirtili nesne. Kimi neyi sorularıyla belirtili nesneyi buluyoruz. Annemin aldığı kazağı beğendim. Beğendim yüklem. Kim? Ben beğendim. Ben neyi beğendim? Annemin aldığı kazağı beğendim. Neyi sorusuna cevap veriyorum. Eğer sadece ne sorusuyla da belirtilen seni buluyoruz. Ders arasında kahve içelim. İçelim yüklem. Kim? Biz içelim. Gizli özne. Ne içelim? Kahvede belirtilen seni. Sadece ne sorusunu bulmamız yeterli. Başka hiçbir soruyu sormamıza da gerek yok. Demek ki kimi neyi? Şarkımızı söyle bakalım Tonguç'um. Belirtili. Kimi neyi? İşte belirtili kimi neyi sorularıyla belirtilen seni buluyoruz. Belirtilen seni de sadece ne sorusuyla soruyoruz ve geçiyoruz. Yer tamlayısı. Oh be en sevdiğim yere geldik hocam gerçekten. Niye? Çünkü en sevdiğin yer tamlayısı diye saçma sapan bir espri. Şimdi bak. E'den. Bunlar da yer tamlayısı. Tonguç evde parti düzenledi. Nerede? E'deden. E'deden. Nerede? Evde. Burası tabii ki de yer tanımlısı oluyor. Nerede düzenledi? Evde. Nereye gidiyor? Eve gidiyor. Nereden çıkmış? Evden çıkmış. Bunların hepsi E'dedenli
Yartanlayıcı soruları oluyor. Zartanlayıcısına baktığımızda ise ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin, nereye ve niye sorularıyla bulunuyor. Ama buradaki nereyi böyle e için alıyorum. Niye? Çünkü... Aa, çok benziyor hocam. Çok benziyor buradaki soruya. Orada buradaki, nereye var? Orada şuna dikkat et Tonguç'um. Bak, bu çıkıyor sınavlarda bazen. Dışarı çıktı dedi. Burası zartanlayıcısı oluyor. Çünkü nereye çıktı sorusuna cevap veriyor. Ama dolaylı tümleşler, yani yartanlayıcıları mutlaka sorusu da cevabı da E'den iki almalı. Dışarıya çıktı dersen, dışarıya çıktı dersen burada işte yartanlayıcı oluyor. Gerçekten de Türkçenin eğlenceli sularında devam ediyoruz yolculuğumuz hocam. Boğulmamak istiyorsan can yeleği takmalısın Tonguç'um. Şimdi Tonguç bu yaz... Muhteşem, zevkli bir ders. Çok teşekkür ederim. Tonguç bu yaz biliyorum. Çok zevk aldığını ben de farkındayım ama dikkatli ol. Fazla da şey yapma yani. Herkes de o kadar olmaz yani. Birazcık sakla, herkes uyumasın. Tonguç bu yaz denizde sabahtan akşama kadar mutlu mutlu yüzdü. Yüzü yüklem. Kim yüzdü? Tonguç Özde. Ne zaman? Bu yaz zartanlayısı. Nerede? Denizde yartanlayısı. Ne kadar? Sabahtan akşama kadar zartanlayısı. Nasıl? Mutlu mutlu zartanlayısı diyebiliriz. Geldik vurguya. O zaman vurguya gelmeden önce son bir kez daha özetliyorum Tonguç'um. Bak, burası önemli. Şimdi... Trenin vagonları var, bir de lokomotifi var. Lokomotif. Tamam. Yüklemi buluyoruz. Öyle bir şarkı vardı hocam. Evet, yüklemi buluyoruz. Yüklemi bulduğumuz zaman, ilk başta yüklemi buluyoruz. Yüklemi bulduğumuz zaman dikkat oluyoruz. Tamlama olabilir, birleşik fiil olabilir, uzun olabilir. Bunu bulduktan sonra, yüklemi bulduktan sonra hop geçiyoruz ikinci sırada özneye. Öznemiz ikinci sırada ve kim veya ne sorularıyla bulunuyor. Gizli özne olabilir, gerçek özne olabilir, söz. Bunlar hiç önemli değil. Bunları sana fazla sınavlar sonra. Ama kim ve ne sorusuyla özneyi buluyorsun. Ve yine tamlamalara dikkat ediyorsun. Sonrasında nesnemiz var. Sonrasında yer tamlayıcımız var. Sonrasında da zar tamlayıcımız var. Yer tamlayıcısında bunlar üçüncü sırada nesneyi koyduktan sonra kimi, neyi sorularıyla ve ne sorularıyla da nesneleri buluyoruz. Bak, kim özne için, kimi ve neyi belirtilmesin için. Yer tamlayıcısı ise bundan sonrasına rakam vermeye gerek yok. Burada E'den. E'den demiştin ya. O tarz sorular soruyoruz. Nereye, nerede, nereden? Hemen şuraya yazıyorum bak. Nereye, nerede, nereden? Kime, kimde, kimden? Neye, neyde, neyden dediğin zaman bunların hepsi yer tamlayıcısı oluyor. Zar tamlayıcısında ise Tonguç'um nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin sorularını kullanmamız yeterli. Ama senin ilk bilmen gereken şey tamlamaların bölünmesi. Şimdi gelelim cümlede vurguya. Zaten bununla alakalı bol bol soru çözüp pekiştirmelisin, yoksa olmaz. Fiil cümlelerinde en yükleme en yakın olan öğe vurgulanan öğedir. O'ya dün okula gel dediğimizde geldi yüklem, okula yer tamlayıcısı vurgulanıyor. Niye yükleme en yakın olan o? O'ya okula dün gel dediğimizde dün vurgulanıyor. Niye? Çünkü yükleme en yakın olan zar tamlayıcısı. Okula dün o'ya gel dediğimizde bu sefer özne vurgulanıyor. Ara söz ise herhangi bir öğenin açıklayıcısı veya cümle dışı unsur olabiliyor. Metin Oktay, Taşsız Kral, mükemmel bir oyuncudur dediğimizde Metin Oktay'ı açıklıyor, yani özneyi açıklıyor. Bütün anneler kesinlikle birer melektir. Bak, kesinlikle diyor, araya siz de bilirsiniz mesela. Kesinlikle sen de anımsarsın gibi ifadeler koyuyorsa bu sefer ara söz olabiliyor. Şimdi burada bir tane yeni nesil bir soru yapmaya çalıştık. Tonguç yukarıdaki cümleyi öğlen ayırmışsın. Bakalım ne yapmışsın, nasıl bir hata yapmışsın. Buna göre Tonguç'un yaptığı yanlışı bulmamızı istiyorlar. Lokantaya gittiğimizde ana yemeğin yanına salata isteriz. İsteriz yüklem. Tamam. Peki salataya özne demişler. Doğru mu Tonguç? Salata özledir hocam. Evet evet. Ne isteriz? Salata isteriz. Hayır. Bak şimdi. İsteriz. Kim? Biz isteriz diyorsun. Dolayısıyla buradaki öznemiz gizli özne Tonguç'um. Ne isteriz? Salata isteriz. Burası belirtisiz nesne olacaktı. Dolayısıyla öznede hata yapılmış. Peki biz bu konuyu nasıl öğreneceğiz? Birincisi, birazdan vereceğimiz ödevleri yapmalısın. İkincisi de bununla alakalı mutlaka bol bol pekiştirmelisin Tonguç'um. Şimdi ödevlerimizi yap. Geçen haftanın ödülü sorusu, senin de tanımış bir naçiz sevdiğin bir söz var mı diyor. Evet senin hocam. Söyle. Sakla zamanı gelir zamanı. Bu ama bir naçiz değil ki, bu atasözü. Adalet mülkün temelidir. Ha, bu olabilir. Mustafa Kemal Atatürk. Evet, bu Atatürk'ün sözü. Öncesinde başkaları da söylemiş. Atatürk imza satar mısın hocam? Hemen atalım. Hop. Oo, hocam siz gerçekten de çok... Yani dolandırıcılığa meyilli hocam. Ne diyorsun, saçma diyorsun. Ödülü sorumuzu yap, yorumlar. Hadi bakalım Tonguç.